damlalar. Osmanlı tarihinin şüphesiz en önemli simalarından biri olan Yavuz Sultan Selim Han'dan bahsedeceğim kısaca sevgili dinleyiciler. Yavuz Sultan Selim Han'ın bilhassa şiir yönünden, şairlik yönünden söz edeceğim. Bugüne kadar başka bir emsaline rastlamadığımız dört mısrağın sahibidir ki, bu mısralarda soldan sağa ve yukarıdan aşağı okuyarak şiirin okunabildiğini görüyoruz. Her mısra dörde bölünmüş şekildedir. O parçaları yukarıdan aşağı dizdiğinizde de aynı şiir ortaya çıkar. Böyle bir sanat gösterisini başka bir şairin başka bir şiirde de yapması pekala mümkündür teorik olarak ama manayı düşürmeden, manada zaafa uğramadan bunu yapmak elbette fevkalade zor. Nitekim bir örneğine biz rastlamadık, henüz rastlayana da rastlamadık. Sanma şahım herkesi sen sadıkane yar olur. Herkesi sen dost mu sandın belki ol ağyar olur. Sadıkane belki ol alemde bir dildar olur. Yar olur ağyar olur dildar olur serdar olur. Her mısrağın dörde bölündüğünü görüyoruz ve o parçaları yukarıdan aşağıda şiirde görüyoruz. Yavuz Sultan Selim Han'ın şiirdeki kudretini padişahların hatırına söylemiyoruz. Şiirdeki hakikaten erişilmez üstünlüğünü gösteren numuneler bundan ibaret de değildir tabii. Bir kıtasında da şöyle demektedir. Merdüm-i dideme bilmem nefisun etti felek. Giryemi etti füzun eşkimi hun etti felek. Şiirler pençeyi kahrımda olurken lerzan. Beni bir gözleri ahuya zebun etti felek. Değerli dinleyenler. Okuduğum bu dört mısrağın son iki mısrağı Yavuz Sultan Selim Han'ın Yavuz Selim adlı camideki kendisinin yaptırdığı caminin avlusundaki türbesinde yazılı bulunmaktadır. Kıtanın tamamını söyledik. Merdümi dideme bilmem nefisun etti felek. Acaba bilemiyorum diyor göz bebeklerime nasıl bir efsun bir büyü yaptı felek. Giryemi etti füzun, eşkimi hun etti felek. Gözyaşımı arttırdı, ağlamamı çoğalttı. Ben hep ağlar oldum, acep sebep nedir der gibi. Bilmezden gelerek tecahülü arifane söylüyor. Şiirler pençeyi kahrımda olurken lerzan. Arslanlar benim kahır pençem altında inlerlerken. Beni bir gözleri ahuya zebun etti felek. Gel gör ki arslanları inleten pençe atan bir arslanlar üstü arslan iken ben. Bir gözleri ahuya zebun oldum ve mahvoldum gittim. Şimdi efendim herkes kendi açısından bakıyor tabii. Yavuz Sultan Selim Han'ın Cennet Mekan bu şiirinde bir kızcağıza, bir kadına olan aşkını anlattığını zannedenler dehşetli bir yanılgı içindedirler. Şöyle ki, bir defa Yavuz Sultan Selim Han'ın hayatı hakkında birazcık fikir sahibi olan kişinin onun beşeri alakalara hiç pas vermeyeceği, onların zebunu mahkumu olmayacağı ki böyle bir aşk memnu da değildir, yasak da değil, biçimsiz de değildir ama çok daha yüksek bir aşk terennümünü ifade ettiğini bilecektir. Şöyle ki, üçüncü mısrada geçen şiirler pençeyi kahrımda olurken lerzan, şiir ve pençe kelimeleri ard arda geliyor. Ölümüne sebep olan hastalık şiir pençedir. Şiir pençe dediğimiz hastalık sırtta beliren bir çibandan beş kol yayılması, basit bir çiban zannedilen hastalığın aslında kanser dediğimiz hastalık, o zamanki adıyla seretan veya ırk-ı medeni denilen hastalık olduğu ve bunu bu beş kolun ciğeri sararak aslan pençesi gibi kavrayıp sonunda ölüme sebep olduğunu hatırlayacağız. Bunu hatırladığımız zaman şairin ölümüne sebep olan hastalıktan bahsettiğini anlıyoruz. Ayrıca bir gözleri ahuya zebun etti felek, bu hastalık, bu çiban sırtta beliren ve ortasında ceylan gözünü andıran yeşil bir bölge olan bir hastalıktır. Ceylan gözünü andırıyor yani oradan da bir telmih var. Ölümüne sebep olan hastalığı anlatıyor aslında şiirler pençeyi. Fakat tabii bir taraftan da hakikaten arslanları kahır pençesi altında inlettiği hayatıyla sabit değil midir ki o devrin namdar devlet büyüklerini efendim kimi zalim kimi beceriksiz her neyse birer birer yere sermiş hakikaten arslanları inletmiştir. Üstelik denilir ki sevgili dinleyiciler Yavuz Sultan Selim Han bu mısraları söylerken o hastalık henüz bahis mevzu bile değildi.